Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de o ki ismini andınız hasretle, özlemle, minnetle Profesör Doktor Haydarbaş hocamızı ben de yad ederek başlamış olayım. Sadece bu programın değil, bütün yani ortada olan şu konuşan hocalarımız da dahil olmak üzere hepsinin mimarı efendim. Dolayısıyla şefaatlerini de dileyerek başlamış olalım. Hocalarıma ve izleyicilerime de hayırlı akşamlar dileyerek başlamış olayım. Aslında bu akşamki program geçen haftaki programın devamı niteliğinde. Niye? Çünkü sıkıntıya baktığınızda ana sıkıntı sorumluluk duygusunun ortadan kalkmış olması. Yani bu duygu aslında insanı insan yapan duygudur, sorumluluk duygusu. Ama bu duygu olmadığında, bu sorumluluk duygusu ortadan kalktığında sonuç olarak İşte bu saydığınız problemler, saydığınız sıkıntılar ister istemez dünyayı da, ülkeyi de, efendim İslam alemini de, aileyi de her birini vuruyor, mahvediyor, efendim döküyor. Öyle ifade edelim. Yani burada her zaman ifade ettiğim gibi Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın Tevhidin Merkezi Ehlibeyt adlı eserinde özellikle İmam Cafer-i Sadık'a göre yani Ehlibeyt ekolüne göre İslam'ın şartları sayılırken bizde yani Hanefi fıkhında normalde farz olan ama İslam'ın şartları arasında sayılmayan normalde farz olmasına rağmen yani tabii ki saymaya kalktığınızda onu 10 değil 50'ye de çıkarırsınız ayrı bir şey de ama normalde Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Buniyel İslamu Hamsun hadis-i şerifinden hareket ederek Hanefi fıkhı 5 tane İslam şartı koymuş. Ama Ehlibeyt ekolünde bu 10 tane. Ve 10 tanenin 4 tanesi bugün İslam aleminin ihmal ettiği, efendim arkasına attığı ve ciddi sorumsuzluklarla beraber de cebelleştiği, sıkıntıya kaldığı bir olay. Ne bunlar? İşte 7, 8, 9, 10 diye sayabiliriz. Biri yedinci madde olarak iyiliği emretmek, sekizinci madde olarak kötülükten sakındırmak, dokuzuncu madde olarak Allah'ın dostlarına dost olmak ve onuncu madde olarak da Allah'ın düşmanlarına düşman olmak. Bunlar maalesef herkesin kendi kabiliyetince, kendi kantarının taşıyabildiği nispette yüklenmesi ve görevini yerine getirmesi gereken şeyler. Ama bugün maalesef bir bananecilik almış gidiyor. Yani bananecilik alıp giderken de şu değil, sadece şahsa münhasır, sadece bir kişiye ait değil. Yani bu İslam alemi olarak baktığınızda da var, Müslüman Türk milleti olarak baktığınızda da var, efendim veya Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar olarak baktığımızda da yine bu aynı şekilde var. Maalesef ve maalesef aynı şekilde var. Böyle olunca da sonuç itibariyle öyle bir noktaya geliyor ki ben bir örnek vermek istiyorum. Mesela yıllar önce bu ülkede ki bu yapılmış olsa ve ciddi ciddi yapılmış olsa güzel neticelerin alınabileceği bir olaydı. Ben olayı biraz da yani bu hale nasıl geldik, bu duruma nasıl geldik olayını sosyal medya platformları üzerinden değerlendirmek istiyorum. Neyi kastediyorum? Şunu. Yani sosyal medya dediğinizde internet dediğimiz şeyin tamamını içine koyun. Ya efendim televizyonları koyun, radyoları koyun, işte bilgisayarları koyun. İnternet deyince zaten akıllı telefonları koyun. Hepsini koyduğunda gazeteleri koyun. Yani yazılı medyayı da içine koyun. Bunlar olduğunda bunların her biri aynı noktaya, aynı sorumsuzluğa taşıdığında işte bugün İslam aleminin geldiği durumla karşı karşıya kalıyoruz. Maalesef ve maalesef. Ne verecek olduğum örnek şu. Yıllar önce bu ülkede sigara denilen merete karşı bir çalışma başlatıldı. İyi mi yapıldı? Fena bir çalışma değil. Ama bu yapılırken yani bu bir şov amaçlı olmamalıydı. Hoca ne alakası var ya? Niye şov olsun ki? Güzel bir şey. Ben şunun için diyorum. Eğer siz nesli korumak, nesli kurtarmak istiyorsanız olay sigaraya çok sonra gelir. Bakın niye yapıldı demiyorum. Zamansız yapıldı demiyorum. Peki onun bir öncesine gelin.
İçkiyle ilgili niye böyle bir çalışma yok? İçkinin her çeşidi. Yani alkolsüz denilen biradan tutun da sayın, hepsine kadar sayın. Niye onunla ilgili bir çalışma yok? Bugün açıyoruz televizyonları veya açıyoruz internetteki şeyleri, filmleri, şunları bunları işte açıyoruz. Bakıyoruz her sahnede, her dizide. Yani bunu belki bir iki tane bizim televizyonumuz gibi bir iki tane televizyon dışında hiçbirinde bakıyorsunuz dizilere baktığınızda muhakkak ve muhakkak yahu gel şöyle kafayı dağıtalım. Nasıl dağıtıyorsun kafayı? Gidip bir içki sofrası kurulacak. Yani alkol denilen ki Allah Teala'nın orada hamr kelimesini ayet-i kerimede kullanırken Cenab-ı Hak o hamrın içine sigarayı da koyacaksınız. İçkinin her çeşidini tekrar söylüyorum alkolsüz olan bira dahil olmak üzere içkinin her çeşidini koyacaksınız. Yasaklı madde dediğimiz ürünleri koyacaksınız. Yasaklı maddeler dediğimiz ürünleri koyacaksınız. Bunun gibi hatta belki başka şeyler yani aklı etkileyen, gençliği etkileyen, aklı özellikle etkileyen her şey o hamrın içine girer. Ama bugün bakıyoruz, evet bakıyoruz yeni yapılan filmlerde sigara yok, efendim dizilerde yok ama bakıyorsun ki aynı filmlerde muhakkak içki sahneleri var. Ve çok sıradan hale geldi. Böyle olunca da bu sefer hani ya eskilerimizin bir lafı vardır. Adama 40 gün deli dersen 40 gün sonra en azından kendini deli hissetmeye başlar. Şu anda toplumda böyle bir cinnet mustatili var. Öyle bir sıkıntı var. Uzayıp gidiyor hem de Allah muhafaza. Yani insanlar kendilerini farklı, hele de nesil, gençlik kendini farklı hissetmeye başlıyor. Farklı hissetmeye başlayınca da sonuç itibariyle gelinen nokta işte bu. Bu hale nasıl geldik noktası oluyor. Bu manada ben yönetimden, yani yönetim deyince Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen bir sistem var. Sayın Cumhurbaşkanından ve avanesinden öyle ifade edeyim. Sigaraya verilen önemin çok daha fazlasının içkiye verilmesi gerektiğini, içki konusunda ciddi bir çalışmanın yapılması gerektiğini ve fuhuş konusunda da çok ciddi çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu manada efendim emir verilecek olan makam neresidir? RTÜK'tür. RTÜK bu noktada efendim siyasi bir takım şeyleri algılarla uğraşmak değil, aksine bu tür şeylerde. Hayır arkadaş, bu ülke sen tutup da Müslüman mahallesine salyangoz satamazsın. Bu ülke Müslüman bir ülke. Halkı Müslüman bir ülke. Ve bu ülkenin insanlarına göre %99'u Müslümansa ki öyle inanıyoruz, içki haramdır. Aklı etkileyen her şey haramdır. Sigara gibi içki de benzerleri. Veya ilerlettiğinizde fuhuş denilen olay. Yani bunu diyoruz da dizilerde, filmlerde efendim bir senaryo oluşturacaklar. Senaryoda muhakkak aldatma dediğimiz olay olacak. Başka türlü olmuyor yani sanki. Bu hale gelmiş yani. Aldatma denilen olay olacak. Kimin eli kimin cebinde belli olmayacak. Efendim bakıyorsunuz böyle kızla oğlan arasındaki ilişkiler tamamen bizim kendi kültürümüzden, kendi gelenek göreneklerimizden, kendi aile yapımızdan, kendi inancımızdan, kendi yaşantımızdan çok uzak. İşte konu başlığını bu hafta konuyu seçen Fikret İnan hocam Allah razı olsun çok güzel bir konu seçildi o manada. Biz ne hale geldik? Nedir bu? Şimdi yani yapılanlar bir tarafa, iş bir noktaya geldi. Nereye geldi şimdi? Efendim bunların haberleri yapılıyor. Efendim işte ne deniyor ona? Saadet zinciri. Nereye varıyorlar? Nereden geliyorlar? Ama siz öyle sunuyorsunuz bunu ki haberleri bile sunarken, haberlerin içine koyarken bile karşı tarafı olumsuz etkiliyorsunuz. Yani çok özür dilerim. Ağzının suyunu akıtacak şekle sokuyorsunuz nesli. Nesli o hale soktuğunuzda ne olacak? O nesil ha demek ki böyle bir şey de olabiliyormuş. Ben de bunun benzeri bir şey yapayım. Ben en azından işte nedir? Ben Allah'tan korkarım. Ben harama, hırsızlığa şuna buna bulaşmayayım ama ben de bu yolla beraber para kazanayım noktasına. Ve bunu yaparken de tamam yap. Yaparken bunun zıttını yani bir şeyi reddederken onun karşısına da zıttı kamirini
Yani olması gereken, doğru olan şeyi koymak lazım. Zamanında işte Profesör Doktor Haydarbaş hocamız bu televizyonları kurdururken, radyoları, gazete, dergi vesaire kurdururken o mübarek insan bu niyetle bunu yaptı. Dedi ki ne oluyor, bu iş nereye varıyor? Acilen dedi bir televizyon kurmamız lazım. Elhamdülillah bak kaç tane televizyon var bu manada ve gerçekten de görevini hakkıyla eda etmeye gayret ediyor Meltem grubu televizyonlar. Elhamdülillah bu manada. Bu niye peki bunu yaptı? Yani çok parası vardı da biraz da buraya harcayalım bizim de bir televizyonumuz. Hayır, ben işin geçmişini ki aynı şekilde benim gibi işin geçmişini bilen arkadaşlar var. Bir TRT'deki o zaman sadece TRT var. TRT'deki bir dizide bir sahneyi görüyor ve o sahnedeki fuhşun ve sıradanlık yani bu ne olacak ki? Bugün toplum o hale geldi. Ne olacak ki? Tamam kardeşim sen bakma. Sen niye bakıyorsun? Efendim o çıplak olabilir ama sen sadece orada işlenen olaya bak. O işte müstehcen bir kıyafet içinde olabilir ama o spor yapıyor onun sportif faaliyetlerine bak gibi ifadelerle. Yani her şey sıradan hale getirilmeye çalışıyor. Hani başta dedim ya 40 gün deli dersin yavaş yavaş o insan kendini deli zannetmeye başlar. Bugün de işte öyle bir hale geldi ki artık içki içmek normal içmiyorsan. İçen normal, içmeyen ya sen deli misin? Yani çağdaşlık denilen olayı da bununla beraber özdeşleştiriyorlar. Yani bir iki tek atmadıktan sonra sen çağdaş olamazsın. Ne bileyim çocuğa işte sigara denilen şeyi anlatırken sen sigara içersen büyük olursun. Veya işte sosyal medyadaki o işte bizi bu hale getiren şeylere baktığınızda işte bak bunlar artık normal. Bu çağda olması gereken şeyler haline getiriyorsun. Bunları işleye işleye gerek sosyal medyada gerek televizyonda gerek diğer basın organlarında derken karşınıza kendi evladınız bırakın başkasını kendi evladınız baba yanlış düşünüyorsun artık bu devir değişti diyecek ve kendine farklı bir mecra seçecek hale geliyor. Ben buradan hareketle ayet ve hadisler ışığında dediğiniz için ben bir ayet-i kerimeyle aslında bir değil birkaç ayet-i kerime zamanım inşallah var. İkide bir de saate bakıyorum ama benim zamanım kaç dakika var? 5-6 dakikamız var Haydar Bey. 5-6 dakika. İyi Allah razı olsun. Bakın önümde Kur'an-ı Kerim. Oradan izleyicilerime adresini de vermek istiyorum. Niye bu hale gelindi ve burada asıl sorumlu kim? Asıl sorumlu bir defa denildi de 85 milyon. 85 milyonun her birinin burada belli sorumluluğu var. Aile reisinden tutun ablaya abiye kadar aile reisi derken anneye babaya kadar oradan başlayarak yani cüzden külle doğru bireyselden toplumsala doğru gittiğinizde herkesin bu noktada belli sorumlulukları var. Ve bu sorumluluklar yerine getirilmeyince de iş buraya bu noktaya ulaşmış oluyor Allah muhafaza. Bakın Bakara suresinin Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresidir Bakara suresi. Bakara suresinin 204. ayet-i kerimesinden itibaren birkaç ayet okuyabilmek için kırık bana vermeyeceğim. Yani direkt düz ve benim elimdeki mealde Kur'an-ı Kerim Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın mealini almış. O mealden, direkt o mealden hareketle. Bakın, Bakara 204. Bunu Allah rızası için izleyicilerimiz bir yere not alsın. 204'ten 209'a kadar. 204, 205, 206, 207, 208, 209. 6 tane ayet-i kerimeyi izleyicilerle paylaşacağım. 204. İnsanlardan kimi de vardır ki dünya hayatı hakkındaki sözleri senin hoşuna gider. Ve o kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Halbuki o İslam düşmanlarının en yamanıdır. Burada öncelikli hitap Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme münafıkların Münafıkun suresinde sayılıyor ya onlar huşubun müsennede onlar duvara yaslanmış giyindirilmiş kalaslar kütükler gibidir diye o münafığı Cenab-ı Hak tanıtıyor peygamberine ve onun nezdinde onun ümmeti olan bizlere işte onlar diyor Cenab-ı Hak bazıları vardır ki onlardan dünya hayatı hakkındaki sözleri senin hoşuna gider ve o kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Ya vallahi öyle billahi öyle ya. Bu devir artık o devir değil yani. Siz yanlış düşünüyorsunuz. Yanlış bakıyorsunuz. Bu öyle değil. İşte görüyoruz televizyonlarda adam isminin altına ilahiyatçı yazar şu bu filan yazıyor.
Adam iman denilen olayı bir defa sıfırlamış. Ne olursa olsun diyor. Adam iyi bir iş yapıyorsa o kesinlikle cennete gider diyor. Yani iman şartını kaldırmış. Namaza geliyor, namazla ilgili bir noktaya geliyor, diyor ki namaz diyor milletin bu bir takım ritüelleri yapmak, yatmak, kalkmak, yani rükudur, secdedir, kıyamdır, bunlar değildir diyor. Hayırlı işleri yapmaktır, güzel işleri yapmaktır diyor. Sanat kelimesini yardım etmek manasına çeşitli mal. Ki sosyal medyada baktığınızda o kadar çok var ki. Bir evladımızla konuşuyoruz. Kapalıyken açıldı. Yavrum ne bu ha? Diyor ki hocam diyor. Ben diyor internette girdim diyor örtüyle ilgili. İslam'da diyor örtü diye bir zorunluluk yok ki diyor. Peki ayet-i kerimeler var. İşte ne diyorum? Bu hale nasıl geldiğin cevabı. İşte bu şeyler, hani yine üstadım Profesör Doktor Haydar Başcan'ın o örneğini yine vereceğim. Çünkü tam yerine oturan bir örnek olduğu için. Bir kesici aleti düşünün. Annenin elinde, kız kardeşinin elinde veya bir mutfakta olan bir insanın, hep hanımlara yaptırmayalım bu görevi. Biraz alıştık buna belki ama bir kişinin elinde mutfakta yemek hazırlamada rol oynar o bıçak. Ama aynı bıçak bir kasabın elinde ekmek parası kazanmaya vesile olur. Aynı kesici alet doktorun elinde can kurtarmaya vesile olur. Ama aynı kesici alet bir caninin elinde can almaya vesile olur. İşte bu manada sosyal medya, ben bu ifadeyi yine tekrar edeceğim. Toplu imha veya toplu ihya görevini yapabilecek yapıda. Ne demek toplu imha? Yani toplumu temelinden sarsacak ve mahvedecek bir görevi icra edebileceği gibi, ki şu anda bunu görüyoruz dünyada da toplumumuzda da, ama toplu ihya olayında yapabilir. Öyle sosyal medya mecraları ortaya koyacaksın. Meltem TV gibi öyle televizyon kanalları ortaya koyacaksın. Ne bileyim Yeni Mesaj Gazetesi gibi, İcmal Dergisi gibi öyle dergileri, gazeteleri ortaya koyacaksın ki onları insanlar okuduğunda belli bir ölçü alacak. Hani İslam ölçü dinidir diye hep sık sık söylüyoruz ya, o ölçüyü yakalasın. Ama bu olmadığında veyahut da bunu birkaç kişi yaptı da diğerleri yapmadığında bana ne, beni ilgilendirmez. Ben evime televizyon almıyorum. Şimdi böyle bir şey de var. Moda da var. Veya efendim ben var televizyon ama arada bakıyorum haberlere, bir de belgesellere bakıyorum. Ama konuşmaya kalktığında bakıyorsun ki hangi dizinin hangi detayına kadar hepsi şeyinde, aklında. Hani ya sadece belgesellere ve haberlere bakıyordun veya sen evine bir televizyon sokmuyordun. Televizyon sokmuyorsun ama senin evladın alıyor akıllı telefonu, alıyor bilgisayarı. Orada nerelere gidiyor, neler yapıyor, neler ediyor. Sen hiç haberin bile yok. O noktaya geliyor. Bir sonraki ayet-i kerime. Özellikle vurgulanması gereken ve özellikle insanımızın kulağına küpe olması gereken ayet. Bunu Allah rızası için bir yere not etsinler bu. Ve bu ayetin tefsirine de baksınlar. Bakara suresi 200. Anladım. Toparlıyorum. Evet, bu ayetle tamamlayalım hocam isterseniz. Bakara suresi 205. ayet-i kerime. Bakın ne diyor orada Allah Teala. Bunu kırık, ama kırık manasına girersek diyeceksiniz ki zaman yok. İş başına geçti mi? Bakın ayetin o kısmını alayım ben. 205 nerede? Ha şu bak. Ve izâ tevella, veli, yönetici, idareci. Ve izâ tevella, yönetici olunca, iş başına gelince, yani söz sahibi olunca, yönetici olduklarında se'a, koşar. Fil ardı, yeryüzünde, li yufside fiha, orada bozgunculuk çıkarmak, fesat çıkarmak için gayret eder. Yönetici noktasına geldi mi onlar diyor Allah Teala, fesat çıkarmak, toplumu bozmak için hem de sea, koşarak hızlı bir şekilde gayret eder. İşte gayret eder. Bugün o var ve devam ediyor ve yuhlikel harte, ekini helak eder, yok eder. Ekin bildiğimiz tarım ürünleri, GDO vesaire, işte bugün yediğimiz her şeyde GDO var değil mi? İşte bu olduğu gibi harz aynı zamanda kültür manasına. İşte ne hale geldik olayı bu kültür, bizim bir efendim kanıksadığımız ve geleneksel inancımıza, amelimize, Kur'an'ımıza, sünnetimize bağlı olarak öğrendiğimiz, yaşadığımız, yaşamaya çalıştığımız, ama bugün bozulan bir kültür var. Artık kültür kültür olmaktan çıktı. Efendim bu noktaya geldi.
Ne yaparlar diyor? Bir, onlar diyor fesat çıkarırlar. İki, ekini bozarlar. Kültürü ve tarım ürünlerini, yiyecekleri bozarlar. Ve nesli, ve nesli yaşadığı çağın insanını, kuşağını ve nesli bozarlar. Vallahu la yuhibbul fesat. Şüphesiz ki Allah fesat çıkaranları sevmez. Ve şu ayetle bitireyim. Buradan değil. Meryem suresi 59. ayet-i kerime. Diyor ki orada Allah Teala: "Fehalefe min ba'dihim halfun ezzaussala." O salih kimselerden, peygamberlerden sonra öyle bir nesil geldi ki onlar namazı yok saydılar. Ezzaussala. Kayıp ilanı, zayi ilanı diye vardır ya. Onlar namazı yok saydılar. Vettebeu şehevat. Şehvetlerine, aşırı duygularına, nefsani duygularına, ölçüsüzlüğe tabi oldular. Fesevfe yelgavne gayya. Ve bunun sonucunda da onlar cehennemin gayya kuyusunu boylayacaklardır. Bu manada son cümlem, her birimize, fertten topluma kadar, ağabeyden, abladan, anne babaya kadar, her birimiz, biz nasıl bu hale geldiği iki el bir baş içindir, başımızın iki elimizin arasını alıp düşünmek ve gereğini yapmak durumundayız. Yoksa Allah bizi sizden, sizi bizden soracak. O zaman ağız susacak, eller konuşacak ama el ne söyleyecek? Orası önemli. El doğruları söylemek durumunda kalacak. Eğip bükemeyecek. Bu manada o sorumluluk bilinciyle Rabbim yar ve yardımcımız olsun ve bu toplumu kurtarma noktasında da gayretini hakkıyla ortaya koyanlardan eylesin diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.